Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cekan. Bugün saatlik Süper Blitz Arena'da oynamayı planlıyorum. Şöyle birazcık da vakit geçsin. Yine geriden girelim azıcık ki heyecanı olsun. Bakalım bu turnuvada birinci olabilecek miyiz? Turnuvaya bir yaklaşık 12 dakika falan geç gireceğim. Haydi girelim o zaman. Sizler de arkadaşlar like atarak destek olabilirsiniz. Hedefimiz yine 1000 like. Bakalım turnuvaya katılabilecek miyiz? Haydi başlayalım. Kanalımızı ilk defa görüyorsanız da abone olarak destek olabilirsiniz. Bakalım ilk rakibimizi bekliyoruz. 2720 puanımız var. Bekliyoruz. Gelecek inşallah bugün. D4 ile başladı rakip. Ne oynayalım ya? Gambit falan oynasak mı acaba? Nasıl bir tane Gambit vardı? Şöyleydi galiba. E5 oynuyorduk. Alacak mı bakalım? Queen C5. Kalmayacak mı? E6. Premu yaptık atayı. Ah be yemedi. Alıp atayı 7'ye de vurup fil F2 damasını yedirecektim. 1800'lük arkadaşımız yemedi. Ne oynasak acaba? At C6 çıkalım. Piyonladık. Şu an pozisyon kötü. E3'ten sonra tamamen kötü. Ama olsun. Biz de vazgeçmeyeceğiz yani. Vezir B6. B2'ye saldıralım. Bu arada berserk atmayı unuttum ya. Keşke berserk atsaydım. Bakalım. B3 geldi. Bu hamle çok kötü bir hamle arkadaşlar. Fil B4 açmazı alıyoruz tabii ki. Bakın şimdi vezir A5 de geleceğim. Açmazdan yine oyunu kaybedecek büyük ihtimalle ki. Ben görebiliyor muyum? Göremiyorum büyük ihtimalle. Vezir A5 oynuyorum ve bu açmaz. Yani savunma göremiyorum burada beyazlara. 1870'lik bir oyuncunun da böyle bir hata yapması gerçekten ilginç. Evet, terk etti hemen. 2 puanımızı aldık. Acaba benle oynuyorlar diye mi böyle bir heyecan falan mı yapıyorlar anlamadım ki. Normalde yani 1200 gibi falan oynadı bence. Somu. Hadi berserk atalım. 2050'lik rakibimize. Karokan açılışı. Ne oynayalım Karokan'a ya? 6-3 çıkalım. T4. Şöyle vezir. Ah be yemedi. At F3. Vurup at F6 gelecektir. Yapmadı. C3 oynayalım. Piyonları koruyalım. H3. H5 geldi. Buna bir G4 basabiliriz aslında ama. Ya da at G3 ya. Daha sakin oynayalım. Fil G6 at E5 tarzında. Fil G6. At E5. Şimdi file bu filmi almak daha iyi yoksa diğer filmi. Bu fili alalım bence. Tamam. Şimdi Vezir F3 kurdum. Filmi çıkacağım. Rok yapacağım. At E'de. Fil D3. Yani pozisyon objektif olmak gerekirse eşit olmalı ya da birazcık bende daha iyi fil çifti var diye. Uzun rok yaparsa F7 piyonu gidiyor. Tehlikeli tabi ama yapmayacaktır. Evet. Kısa rok yapalım. Rakip uzun rok yaparsa saldıracağım direkt. Başlayacağım saldırmaya. Tabi rakibin H6'da açık ama filler birazcık daha kontrol ediyor gibi geliyor bana. O yüzden saldırmasının kolay olacağını düşünmüyorum. Belki B4 ile başlayayım. Tamam, fili çekelim C2'ye. Evet. Yaptır okunu. Kale E1 gelelim. Fil G5 de gelebilirdik bu arada. C5 sürdü rakip. Bunu ne yapsak ya? Yiyelim bir tur. Fil G5. Fil E7 geldi. Çok eşit oldu ya istemediğim bir şekilde. Kale A1. Belki fil B3'e koyabilirim. At D5 ki bu bir hata. Kale çarpı D5 var bunu arkadaşlar. Hemen alıyoruz. Materyal avantajını hemen kaçırmıyoruz. Hemen kazanıyoruz materyal avantajını. Kaleyle alalım. Açmazda kalıyorduk çünkü fil çarpı E7'ye.
Şimdi buna bir fil B3 gelelim arkadaşlar. Hem D5'e basalım. Hem A2'yi koruduk. Hem sanki fil bu çapraza daha etkili. Tabii fil G6'lar da olabilir de duruma göre ama bu fil bu çapraza daha etkili olduğu için bunu yaptık. Evet, bu da beklediğim hatalardan bir tanesiydi. Şimdi rakip fili almak istiyor. Nasıl bir trik yapabiliriz burada? Yapamayız belki de. Tamam, kaleyi alayım ben bunu. Kale çarpı F'de. Sürem çok azaldı o yüzden. Şu an kazandık galiba. Vurunca şaşı diye fil F6 var. Tutamıyor G7'den matı. H8 oynarsa da vezir çarpı G6 alıyorum. Hem bayağı piyon geri kalmış oluyor. Zaten matı herhal geriydi. Hem de H5'ten matı tutamıyordu. Bu ihtimal bu direkt kayıp oldu. Kale G8'e de alıyorum ve bir sonraki hamlede mat olacak. Buradan matı tutamıyor galiba herhangi bir şey. Yani vezir feda edebilir vezir şeyden. Çok da bir anlamı yok. Berzerk'le anlatarak yenmiş olduk. Güzel oldu. Vezir çarpı G7 ve bir sonraki hamlede. Hatta fille mat edelim. Daha estetik olsun. Vezir H7 de mattı da. Hep vezirle mat ediyoruz zaten. Birazcık fille mat yapalım. Fille mat kolay olmuyor. Kolay denk gelmiyor yani. At F3 1900'de oynuyoruz. Oo, Türkmüş rakibimiz. Eğer izliyorsa o da kendisine selam söyleyelim buradan. Berzerk atalım. Hadi G6 pirk açılışı tarzı oynayalım. F5 süreyim. İlginç bir hamle F5. Peki piyonu feda etti. Koruyorum piyonu. Bakalım ne oluyor. Şimdi H6 oynayabiliriz. H6 oynayalım. At H3 gidecektir. Bunu vurup E5 basabilirim aslında. Ama at F6 oynayalım. Tamam, riski atmaya gerek yok. Bir tane E6 oynayayım. Sağlam oynayalım. Yiyebilirim artık bunu. Yalnız buradan sıkıntı yaşayacağım gibi gözüküyor. Atı bir yerden çıkalım. At C6. Fil D3. At E7. Kale G1 falan gelecek. Gelmedi peki. Vezir. Nereye gidelim ya? D7'ye gidelim. Evet, bu beklediğimden kötü oldu bu arada. Uzun rok. Birazcık hızlı oynayacağım arkadaşlar. Rakibimiz iyi oynuyor. Süremiz de çok yok. Böyle oynayalım. Fikir G5 sürmek. Bir sonraki hamle. H4 bence güzel hamle burada. Buraya gelmek istiyor. Atı attım bir yere. Oo, bu güzel oldu benim için. At F5 de geleyim. At F4 de gelelim. Fili vuralım direkt. Vezir A4 gidelim. Şah B8 de olurdu. Ben de şah B8 oynayayım. Şimdi vezir C4 oynayabiliriz. Vezir C6 gidelim. Fil A3 geldi. Peki. B6 oynayalım bir tane. Şah B7. Hızlı oynamam gerekiyor bu arada. Süremiz azaldı bayağı. G5 sürelim. Kale F8, kale A4 mu oynayacak? İlginç. Oynamadı. Çekeyim atı. Sürem yine bayağı azaldı. Bakalım. Şu an teknik olarak kazanç pozisyonuna geçiş yaptık. Bunu bakalım kazanabilecek miyiz? Rakibimiz bayağı iyi oynadı. Şu ana kadar ama büyük ihtimal bunu kazanacağız. Çünkü sürem çok fazla. B4 D3 geliyor. 2. Ve evet, artık mat yapmam çok kolay.
Bir hamlede matı yaptık zaten. Geçiyoruz bir diğer maçımıza. 22'ye kadar çıktık. Bakalım birinci kaç puanla? 19 puanla. Bakalım yakalayabilecek miyiz? E4 ile başlayalım yine. Rakip düşünüyor. Ne oynayalım? Hadi Alapin açılışı oynayalım bu sefer. Aslında burada vezirle vurabilirim. Trik yapmak için bazıları pre-move'luyor fil. Buna D5 sürelim. At E5'e F4'ten sonra taş kaybediyor bakın arkadaşlar. Atın gidecek hiçbir yeri yok. G4'ü vezir tutuyor. C4'ü fil tutuyor. C6'yı zaten piyonum tutuyor. İşte 7. hamlede 2000'e karşı taş kazanabilirsiniz. Böyle ikinci taşı doyuyor rakip bu arada. İnanılmaz. 2000'lik oyuncular bana gelince mi böyle oynuyorlar? Bu arada ben berserk attım. Çok hızlı yendim. Kaç puan aldım? 5 puan almışım yine. Güzel. Buna berserk atalım mı? Atmayalım. Bu rakip kuvvetli. Birazcık saygı gösterelim. G6 oynayalım yine. G7. Şimdi E5 oynayabiliriz. C5 oynayabiliriz. E5 sürelim. At C6. Bu sanki kapalı sicilya oynuyormuş gibi aslında. At E7 çıkalım biz de. F5. Bakalım vuracak mı yoksa o da F4 mü sürecek? Fil E3 geldi. Bu hamleler genelde o kadar iyi olmuyor. Bazen F4 tarzı bazen at D4. At D4 oynayalım. Çünkü atla vuramıyor şu an çatal olduğu için arkadaşlar. Bu tarz pozisyonlarda at D4 gidebiliyoruz. Fille vurması da hiç mantıklı çünkü bu fil çok değerli bir fil. Şimdi C5 sürebilirim bu arada. F4 flash 3 tarzı hamleler de çok ilginç. Ne oynasam acaba? C5 sürelim hadi biz de sanki. Sicilya'ya döndürdük oyunu. G5 geldi rakip. Tamam vezire herhalde kaçmam gerekiyor bir yere. E8'e kaçalım. D7'ye de kaçabilirim ama fili ya bloklamak istemedim. Belki burada vurup evet ben de bunu diyecektim. At B5 var ama vezir D7 sanırım. Oynuyorum. Bak bu sıkıntı birazcık. Kale D8 herhalde tek hamlem. Evet zar zor. At çarpı D6'ya. At C6 var galiba. Yani zar zor şu an. Ayakta kalmaya çalışıyoruz pozisyon olarak. Evet, buradan da bir mucize bulmam gerekiyor yine. Şimdi. Vurup B ama yok. At C6. A5 sürsek nasıl olur ya? Vezir B3 şah çekiyor. Durumlar kötü. Vallahi kötü. Alalım bunu bakalım. Oynasak acaba. Kale 8, at C7 var. İlk mağlubiyetimiz geliyor mu? Yoksa? Ya fil F8 duruyor ama bunu da çok yapmak istemiyorum ama başka çarem yok herhalde. F8 bu oyunu kaybedebiliriz. Bakalım. Deneyeceğiz şansımızı ama çok zor gözüküyor. Rakip çok kuvvetli oynadı gerçekten. Şimdi bunu at C6 oynasak. C4 şu an. Oo. Rakip inanılmaz kuvvetli oynadı bu arada. Gerçekten çok kuvvetli oynadı şu ana kadar. Ne oynayacağımı bilmiyorum ya. O kadar ilginç. Al süreyim bari. Taş uyudu ya. İnanılmaz. Terk etti. Abi olaya bak 34 saniye vardı. Ben terk etmezdim yani. Çok ilginç. Niye terk ediyorsun abi ya? Neyse video çekiyorduk herhalde o yüzden şey yapmadı.
Eddie. Hadi buna benzer tutalım. Evet, bir önceki oyun çok güzel bir oyun değildi. Zar zor savunma hamleleri yaptık ama işte bu kadar dirençli oynayınca rakibiniz bir tane hata yapınca bitiyor direkt. Şimdi burada bir sürü varyant var. Fil G5, fil F4, G3. Hadi G3 oynayalım. Fil G2. At D7 bu hamle. Hep at D5 tarzı. Hemen fil F6 gelmesine izin vermiyor. Ya yani fili alacağım eğer fil F6 gelirse. Çift filer zaman biliyorsunuz tercihimiz arkadaşlar. Şimdi burada vezir C4 oynayıp C7'ye saldıralım. Vezirleri değişmeyelim. Buradaki fikrim C3 oynayıp fil çıkmak. Sonra kaleleri çıkıp belki F4 sürebilirim. Tamam, C3 sürelim. Bu B2'yi çıkamadığım için file. Şimdi vezir D4 oynayabiliriz burada bence. Güzel hamle. Vezirleri değişip merkezi sahip olmak güzel gözüküyor. Sağlam bir merkezimiz var şu an. Mesela fil F4 oynayalım. D6'ya saldıralım. D5 sürdüğünde rakip E5 süreceğiz burada. Tabii ki. Sonra B3 oynayacağım. Fili geri çekeceğim. F4 süreceğim. Fili geri çekeceğiz şimdi. F4 süreceğiz. Çekelim fili geriye. A4 sürebilir. Önemli değil. F4. Bu atı bakın ayaklarını kesiyoruz. H5 oynadı. H3 G4 fikrini yapmamız için böyle bir fikir gerekiyor bence. H2. Yavaş yavaş geliştirmeye çalışıyorum pozisyonumu. Fil F3. Buna bekleyen B4 çok ilginç hamle ya. B4. B4 sürelim. Hadi açmayalım A hattını. At C4'de de fil C1 oynayalım. G4 istiyorum. Kale B6'ya A3 oynayalım. Tamam G4. Ha süremez ya. Berserk attığımı unuttum. Fil E2 oynayalım. Kale B6'ya kale B1. Peki F5 sürelim hemen. Bakın buradan çok güzel bir alan avantajını yaptık. Oo bu çok kötü bir hamle bence. Fil G5, fil F6, kale G1 mat olacak. Mat olacak arkadaşlar. C5'i feda edebilir de onu da yiyeceğim hemen. Premium yapayım. Olur da oynar. Şu an kazanıyoruz. Kesin yani. Fil F6. Fikir bu. Bir dakika. Kale H1 aynen kazandık şu an. Şah G1 istiyorum. Burada kale F4 direkt mattı galiba. Bu hamle gereksiz oldu birazcık ama bu da kazanıyor. Derken F5'e uymam. Şöyle bir hamle olmuyor ya. Ah, tamam kale geç. Hadi tamam şımarmayalım. 18 saniyemiz var. Artık yapmayalım. Evet şah G2 ve gördüğünüz gibi merdiven matı oldu. Eğer kaleyi yeseydi de şah alacaktım. Bir sonraki hamlede kale H8 mat olacaktı zaten. Evet kale çarpışı çok güzel bir maçtı bence. Özellikle pozisyonel olarak nasıl oynamanız gerekiyor. Fil çiftiyle ve piyon yapısıyla bence gayet öğretici bir maçtı diye düşünüyorum. Umarım öğretici olmuştur arkadaşlar. Öğretici olduysa like tuşuna basmayı unutmayın. D4 oydu. Ne oynayalım ya? Şimdi F5 oynamak çok mantıklı değil bence. Yine G6 oynayalım. Bakalım E4 sürecek mi? Bazıları E4 sürüyor. Pirike dönüştürüyor. Hadi burada C5 bu varyant. D5 sürseydi atı vuracaktım. Peki vurmadı. At veya. Şimdi burada birazcık Karakona dönüşüyor D5'ten sonra. İzole piyon. Bu piyon yapısını her zaman bu D5 hamlesini yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü rakibi izole piyonla bırakıyorsunuz. At C6. Şimdi burada tek yapmam gereken taşlarımı yavaş bir şekilde oyuna getirmek. Bazı durumlarda fil G4 gelip vuruyorlar da. Evet, rakip hemen piyon verdi zaten. Bu tarz piyonları veremezsiniz öyle kolay kolay. Alalım hemen. Şimdi artık fil G4 gelebilirim. Tehdidim fil çarpı 3, at çarpı D4 oynamak. Süper bir pozisyon yani. Açılıştan bir piyon kazandım. Tüm taşlarım süper yerlerde. Artı rakibin izole piyonu var. Bu da demek oluyor ki ikinci potansiyel piyon kazanabilirim. D5 sürdüğünde E6 oynayacağım. Açmazlar nasıl olsa herhangi bir atı vurma tehdidi yapmıyor bana. Vezir C1 geldi.
güzel hamle gibi gözüküyor ama kale A8'den sonra ekstra bir tempo yiyor. Hemen kale A8 oynayalım. Fil C4 oynayabilir ama bu sefer bu açmazda kalacak. Yani o kadar kolay olacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Vezir A5 gidelim. Şimdi atı açıp fille atı vurmak istiyoruz. At G5 oynayabilir. Bence burada en ilginç hamlelerden bir tanesi at G5 yapmak. Ona da herhalde hiç risk almama gerek yok. E6 süreyim. Kalesini istiyoruz rakibin şu an. Çaprazı kapattık. F3 oynayabilir burada. Evet, F3'e de şimdi fil F5 oynayalım. Eğer G4 oynarsa korkmuyorum. Çünkü burada bayağı bir açmaz var yani. O açmazdan mesela at çarpı D4'ler, B5'ler geliyor. Hatta at çarpı D4 alabiliyoruz şu an. At E2 tehdidimiz var. Onu şimdi gördüm. Şimdi alabiliriz. At F5 de alabiliriz. Yani bu şu an bayağı güzel gözüküyor pozisyon. Çünkü çok fazla piyon aldık. Belki bazı kısımları tam doğru oynamamış olabilirim. Ama hala mükemmel gözüküyor pozisyon. Bence bu piyonu bir tur alalım. Neyle alalım? Vezirle mi alsak ya? Vezirle alalım bir tur. Vezir çarpı F5. Hala fil açmazda tehdidim B5 sürmek arkadaşlar. Vezir de birazcık daha oyunun hareketli tarafına gelmiş oldum. Şimdi burada at E2 istiyoruz görünen. Ya istemiyoruz aslında, fil E2 varmış şu an açmaz. Şu an B5 istiyoruz arkadaşlar. Vezir C3, at E2 var. En son boşta kalıyor. Şu an pozisyonu değerlendirdiğimizde bir taşa 3 piyon. Ancak pozisyona baktığınızda siyahların daha iyi olduğu herhalde belli oluyordur. Açmazlar vesaireler. Bu atla fil şahın pozisyonu kötü. Zaten materyal olarak eşit. Bu açmaz büyük bir sıkıntı yaratıyor zaten derken rakip hemen feda etmeyi seçti vezirini. Burada da alacağız arkadaşlar basit bir şekilde vezire. Fil F5 aldığında kalede bir, devamında at E2. Basit bir şekilde oyunu kazanıyoruz. Artı at çarpı F3 de var sanırım. At çarpı F3 daha basit galiba. Evet. At çarpı F3. Ya yani GF5 de kazanç bu arada. Tamam, rakip tamamen saçma bir hamle yaptı. Ve burada artık piyonları sürelim buradan zaten. Materyal olarak inanılmaz öndeyiz şu an. 3 piyon artı kalite öndeyiz. Sürüyorum ben piyonları. Nasıl yetişecek hiçbir fikrim yok. Böyle yetişmek istedi. Ama buna da at C2 F5 yapsak kazanıyoruz sanırım. G5 ile de başlayabilirim. G5 ile baş. Çünkü fil çarpı D4'de kare çarpı D4 hamlem var. Burada fil B7 tek hamlesi. Buna da at C2 aşağı E2 oynuyor. Ha, kazanç olmuyor gibi. At çarpı F3 alsam. Neyse, rakibimiz fil çiftini alalım arkadaşlar. Başımız ağrımasın. Alalım direkt bu file. Sonra fil F8, B4, A3 oynayacağım. Yani zaten çok fazla öndeyiz. Hiç böyle kasmamıza gerek yok kendimizi. Basit oynayarak yenebiliriz. At F4 tarzı gelip saldırırsa direkt flash altı oynayıp açmazı alabiliyorum. At E5 yaptı. Burada piyonları süreceğim. A3, BA3. Vezire gidiyoruz. Bir tane fil isteyelim kale D7. Büyük ihtimal vurduktan sonra yetişemiyor zaten. At A5'ten yetişiyor. Peki A3 süreyim o zaman ilk. Fil C6. Kale A7. A2. Fil G7. Tamam, fili alalım ilk. Atı da alalım. Pat olmasın, dikkat edelim. Tamam, burada vezir G1. Fil G7. Matımızı yaptık, geçtik diğer maça. Bu arada 39 yapmış ya birinci giden oyuncu. Yetişmemiz lazım ama. O zaman bir berserk attım. Bu arada lag oldu acayip. Kaç ya benim pingim? 67. At D2 ile oynayalım Fransızı. E çarpı D5. At F3. Sonraki hamlemiz büyük ihtimal fil B5 olacak. Peki. At çarpı D4. At F3. Hadi fil D3'ten çıkalım. Bilmiyorum, bir farkı var mı fil B5 gelmek ya da gerekiyor mu gerekmiyor mu bilmiyorum ama bu hamle kötü. Niye fili veriyor ki yani durduk yere?
G4. Peki bu hamle mantıklı. Diğer başka bir şey yapsaydı yani mantıklı olmuyordu. Şimdi vezire 2 şah çekebiliriz. Vezire 2 şah çekelim bir tane. Bakalım nereye gidecek. Vezir E'de oynadı. Şimdi vursam sonra piyonu feda etsek. Tamam hadi yapmayalım mı? Yapalım mı? Yapalım ya. Alalım bakalım neyle alıyor. Atla aldı. At E5. Feda edecektim büyük ihtimal. Şey yapsaydı. Fil G5 gidelim buna. Ama fil F5 oynuyor. Evet, tamam rok yapalım ya. Acele etmeyelim. Sadece süre olarak acele etmem gerekiyor. Fil G5 oynayayım. Şimdi fil F6. At D7 tehdit ediyorum. Güzel. Bunu ilk fille vuralım. Bakalım neyle alıyor. Sanırım fil F6 at D7 bir piyon kazandım derken evet F ile alması gerekiyordu bence de. Yoksa taş gidiyordu. Bu şimdi 7. hatta girmeme izin veriyor. Hemen girelim. Bu arada sürem çok azaldı. O yüzden hızlı oynayayım. Aktif kale her zaman iyidir. Bey'i alalım. Belki en iyi strateji olmayabilir ama. B3 oynayalım. Süremiz az olduğu için hızlı oynamamız gerekiyor. Fil F6 at D7 tehdidim var şu an. Fil E3. ID de istiyorum çaktırmadan. Alalım. Kale A8 oynayacak. At C6 kale C8 at E7 var. O yüzden olmuyor. Filmi de korudum. Şu an bir piyon öndeyim. Bu hamleler tabii ekstra. Çok oynamanız lazım bu tarz hamleleri görebilmek için. D4'de at çarpı D4 var. Yani çok da taktik çözmeniz lazım. At C6 mesela birçok insanın aklına gelmeyebilir ilk sırada. Tamam, bunu alalım. Şimdi bir piyon öndeyiz. Bu piyonları tutmamız lazım bence. Ama hangisini tutalım? A piyonu tutalım bence. Kale B'de oynarsa vuracağım. Bak bunu görmedim. Oo, bu bayağı kötü oldu. Tamam eşit oyun sonuna gidiyoruz. Gidelim. G3 oynayalım. Kalede de oynayacak mı? Oynama lütfen oynama. Oynamadı peki. Süper. At E3. Çünkü kaleler lazım. Bu kazanmam için. Birazcık piyon yapısı kötü ya arkadaşlar. Bunu yeneriz. Süresini bile bitiririz hatta. Şah G2. Kale B7. H4 de yapmak istiyorum. Yaptırmadı. Peki H3 oynayalım. At G4 şah. F5 şah. Tane daha şah. Kale B6. 9 saniyemiz kaldı. Bizim belki de süremiz bitecek. At E3. At B3 kaçtı galiba. Olsun. Bakalım. Yes! Tuzağa düştü. Hop şöyle safe bir yere atalım. Kale A5 premium yapalım. Kale A6 premium yapalım. Şah F3 premium yapalım. Hayır. Aa piyonu aldım. 0.40. Sür. Piyonu sür. Piyonu sür. Vezir çık. Vezir H5. Chess.com'da olsa şu an bitmiştim maç arkadaşlar. Vezir H7. Kale G8. Ve inanılmaz bir galibiyet oluyoruz arkadaşlar. Nerelerden geldi maç. 0.4 salise kala kazanıyoruz. Vallahi İnanılmazdı ya bir önceki maç. Belki de bu maç sayesinde kazanacağız arkadaşlar turnuvayı. Mr. Assassin geldi. Dördüncü sıradayız hala. Berserk atmayalım buna. Hadi sicili oynayalım.
İnanılmazdı bu arada ya. At C6. At D5 oynayalım. Peki. Buna at B4 gelelim. D5 fikriyle. Bunu bazen yiyor oyuncular. A3 geliyor. D5 sürüyorum. Alıyor. Fil F5. Sonra kaybediyorlar. Güzel bir hamle yaptı rakip. Şimdi A6 oynayıp D5 olmuyor herhalde. At boşta. Berzak da atmadık. O yüzden birazcık sakin oynayabilirim bence. Ha, vezir A5 çıksam ne oynuyor? A3 mü gelecek? Tamam, vezir A5. Allah, şaha götürüyorum ya. Vezir A5 oynayalım. Bu arada D5 sürebilir miyim şu an? El alınca fil F5 var yine. D7 şah. Sürsek. Ha, sürelim ya. Eğlenceli gözüküyor o variant. D5. Vezir E2. Her şeyi korudu. Gayet mantıklı. Şimdi burada D4 sürsem at çarpı D4 oluyor. O yüzden mantıklı değil. Fil F5 gelirsem at D4 gelecek. O yüzden fil G4 çıkalım. Fil G4. Duruma göre fil G7 vurup bir sürü matayla kazandı. Hatta şu an fil çarpı F3 istiyorum galiba, at C2 fikriyle. Tamam. Şimdi fil G7 gelelim. A3 oynarsa bir tehdidi yok gibi gözüküyor. İnşallah yoktur. Oynadı. Tamam, rok yapalım. Değil mi? Bir şey olmuyor. Olursa yani yapacak bir şey yok. Premium yapayım vezir çarpı A1. Ne oynadı rakibimiz? Fil F4 geldi. Tamam. Şimdi fil çarpı F3 ile başlayalım. G ile alacaktır. Çünkü at C2 vardı yani türlü. Piyon başı değil mi? At C2. Sonrasında at D4 geri gelebiliyorum. Fil çarpı C6 alabilir. İlginç. A yapmadı. Şimdi at... Ben bir şey mi kaçırıyorum acaba? At D4 gelelim. Vezir çarpı D5'i kale, F D8 oynayacağım. Bu bence kazanç olmalı artık. Belki vezir C4 de tutabilir orayı. Kale F D8 gelelim. Vezir E4. Aa, fil uyudu. At B5. Güzel. E6 mı? Olmuyor herhalde ya. Diğer hayat. Ben orada bu maça bakmak lazım. Acaba kazanabiliyor muydum? Rakip bu arada tabii ki pes etmeyecek doğal olarak. At D4 gelse kaledir at D4. Tamam, at D4 gelelim. Tekrar. Alırsa en son alıyorum. Sonra at E6'ya koyuyorum. Bitiyor. At C7 belki daha, ama B4 vardı at C7'ye. Aynen. Daha sakin bir varyant. At C6 tekrar. Ya da vezir D5 ya da kale D8. Aynen, kale D8 gelelim, hiç uğraşmayalım. Ya da vezir D5. Rakip zorluyor sınırları. Fil çarpı E5 olabilir mi bu galiba burada? Vezir E'de fil F4 var. Alalım. Fil G5'e fil H2 var. Tamam, vezir çarpı B'yi de alacak. Herhalde. Kale E1 geldi. Bir tehdidi yok sanırım. A5 sürebilir miyiz burada? A5. Yani vezir C7'ye de gidebilirim orada. Hiçbir şey olmuyor. Hadi vezir C7'ye gidelim. Riske atmayalım oyunu. Şöyle premo yapabiliriz. Neyle alırsa alsın. Alt C6. Yani normal şartlarda tabii ki terk etmesi gerekiyor. Bir tane daha alt yapalım. Sakin. Vezir D7. Sakin. Tüm atları alalım. Kale E8. Sakin. Kale E5. Tamam, vezir E'ydi. Taş önde olduğumuz için taşları değişmemiz gerekiyor. İlk kalelerden başlayalım. Sonra vezirden devam ederiz. Kale E1, kale E1, vezir E1. Tamam, bir tane H5, H4 oynayacağım. H4. Kale H5 geleyim. Almak istiyoruz. Şahının öyle kolay kolay açmaması gerekiyor.
Sert geldi. Güzel. Yendik her önümüze geldi. Bu arada arkadaşlar birinci ne yapmış ya? Birinciye yetişemiyoruz bir türlü. Her maçı yendik. Yine yetişemiyoruz. Ben berserk atıp basıyorum yani şu an. Yapacak bir şey yok. Birinciyle de eşleştirmedi hiç bize sistem. E6 oynayalım. File 3'e D5 bu hamlenin fikri. Rok. 6. D5. Belki ilk D5 yapmam daha iyi. Şimdi file A2 tarzı hamleler vardı ama. Neyse gerek kaş 6. Hızlı yenmemiz gerekiyor bu maçı. File 6. Vezir D2 şah 7. Peki kale E8. Flash 4 tarzım. Şah 7. Vezir D7 belki vururuz. Şaka tabii. Vurmam da bu hamle hata olmalı. İki tur vursam at E4 gelsem güzel gözüküyor. Vuralım iki tur. At E4. Bakın nereye gidecek? C3'e gitti. Şöyle iyi yapalım. İlk fil çarpı C3 olalım. Sonra at çarpı G3 yapalım. Böylelikle rakibin piyon yapısını bozmuş olduk. Tabii şimdi C4 tehdidi var. O yüzden dikkatli olmam gerekiyor. Vezir C6 oynayayım. Fikrim kale A8 yapmak. Belki en iyi varyant değildi ama olsun. Bu arada bu kaybediyor galiba. Ediyor mu? Kale E1 oluyor mu? Vezir C7. Bilmiyorum oluyor mu olmuyor mu. Vezir D5. Hesaplamak lazım şimdi. Kale E1 şahla başlayalım. Veziri fena etti. Şaşı oluyordu bu arada. Veziri uyudu. Şaşı gelseydi oluyordu. Evet terk etti. Güzel. Yendik hemen. En azından bir ikincilik diyoruz. En azından bir ikincilik diyoruz. Berserk yaptık hemen. D4 alalım. Rok. Hemen gelelim taşlara, güzel karelere. C5. Fil çarpı G6. Tamam. Fil C5 gelebilir. Kale B1 oynayayım bir tane. Vezir F3. F6 olur mu acaba? F6'ya bir B4 sürsek ama alabiliyor yine. Ay F6 kötü kaybediyoruz. Tamam görmedi. H4 H5 mat etmeye gidiyoruz. Hızlı oynayışta bu kadar hatalar yapılabiliyor. Gayet normal yani. File F4 oynayalım. Koruduk. Piyonu. H5. Oo. Ay 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 görmedik bunu arkadaşlar. Vezir E2. At C4 de geliyor. Sıkıntılı bayağı durumlar. Fil C1. Bakalım buradan çevirebilecek miyiz maçı? Çevirir miyiz arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Vezir G4 gideyim. Tabii bir şey geri gideceğim. Piyonu verdi. Peki alalım hemen. Hemen alalım. Hemen bunu alamıyoruz. F4 sürsem çok mu? Hadi mat edeceğiz ya. F4. Mat edeceğiz. Çok birazcık hayalperest gibi oynadım ama hedefimiz rakip şah. Bakalım. Ne oynadı? Vezir D3. H6 sürsek. H6'dan sonra kötü kalıyor. G6 vezir. Ay hazırladığı tuzağa bak. Vay vay vay. Millete bak neler buluyor. Tamam yiyelim bunu. Yok sana vezir değişme. Yok sana vezir değişme diyoruz. Taş 5 ile başlayalım. Gerçi kale 5'e vezir çarpı E5 vardı. Galiba. Evet. Abi ben de bundan korkuyordum. Ne kadar inanılmaz süper hamleler buluyorlar. Vezir. H3. Ay sıram azaldı ya. Dur. Kale E5.
Her şeyi tutuyoruz şu an ama geçici bir süreliğine. Bir yerde patlama ihtimalimiz yüksek yani arkadaşlar. Kale E4 geldi. Vurmayalım bunu ya. Kale E1. Kötü pozisyon birazcık. Kimin taşları daha çok attı. Pop. Ay şah çekiyor. Kale G1. Sıkıntılı durumlar. Vezir H4. İlk mağlubiyetimize doğru. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Aa, hamle yapamıyorum. Şimdi G5 oluyor muydu acaba orada? Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yapıyor bu herif? Herif ne yapıyor? Hayır. Bu oyunu kaybetmek istemiyorum. Lütfen, 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 lütfen. Ab. Mat. Yok. Al, al, al. Al, al, al. Her şeyi al. Al, 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 al. Hop. 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 Şuraya gel. Sür piyonu. Sür, 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 sür. Yes. Oh. Süresi bitti abi. İnanılmaz. Kalp dayanmıyor maçlara ya. Of. Bu kadar zor bir saatlik süper bir turnuvası oynadığımı hatırlamıyorum arkadaşlar. Bu maçlara bir like gelmez mi ya? Gerçekten. Bu arada çektiğim en heyecanlı saatlik süper bir sunması. İkinci gidiyoruz ama her maçı yendik. Ne yapalım yani? Neredeyse de berzak attık çoğunu. Hadi. 30 saniye rakibin gelmesini bekledik. Allah. Abi bastım ben berzerke. Niye atamadım berzerk? Niye oldu böyle oldu? Neyse hızlı oynayıp yenelim bari. Bir ok at. Bir ok at. Hızlı. Y5. At D2. Fil F4. G5. Wow. Bu rakip sert oynuyor. Oo, Allah bereket versin. Terk 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 terk. Ya oynama bunu ya. Net fil öndesin. Hadi yeni başlamış olsak satranca tamam. Kaleye bir. Taşları gelelim hemen. At E5 geleceğiz bir sonraki hamlede. Taşların değişilmesi zaten işimize geliyor. At E5. Piyonu alalım. Bunu alacağız sonra. Bunu da alalım. At B3. At C5. Şöyle bir premove sallayayım. At C5. Değişelim. At E5. Hala H7 belki. Hop hop. Uyur mu matı? Bence uyuyacak at D7 matı. At D7 matı uyuyacak. Derken. Hadi atı oyna bir yere uyu. Bak şimdi uyuyacak. Şimdi uyuyacak. Oo, nefesler tutuldu. Ya yok artık. Yok artık ya. Gerçekten nasıl uyumuyorlar bunları ya? Yok abi yetmeyecek ki süre. Şah. Şah. Git D6'ya. Ha. Bas. Matı yaptık. Geçiyoruz bir diğer maça. Berzerk attık. Rakip atmadı. Kurumuş boğazım.
Rakip Berserk attı. Rakip bu arada biz nasıl geçti ya? Biz yenmiş olmamıza rağmen biz rakibin arkasında kaldık. Nasıl oldu bu iş ya? Dc5. Peki vuralım. Orada riskli birazcık. E5, B4. Peki. File 6. Ben de bunu alsam. Düşünmeye de vaktim yok. İşin kötü tarafı. Alalım. Dönelim. E5 ataş. Ay E5 var. Oo. Görmedi rakip. Güzel oynadı. Tutuyorum mezile de. Ay. Ay 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 ay. Mat olacağız galiba bunu. Bunu başaramıyoruz arkadaşlar, ne yazık ki. Zaten süre etmeyecek büyük ihtimalle. Rakip bir şey istiyor mu? Fil A2, fil A8. Böyle oynayalım. Bir at E5 falan gelse. Bunu yesem ne olur bu? Kayıp oluyor herhalde. Buraya kadarmış arkadaşlar. Şunu da sallayasım var şöyle bir hamle ama. Kurmuş boğazım ya. Yok. Belki vezir 8 oynar. Oynamadı. Tamam, zaten turnuvanın süresi bitti. Yani süresi bittiği için çok bir şey sayılmayacak da. Kaybetmeseydik iyiydi tabii. Ve turnuvada 3. oluyoruz arkadaşlar. Ya vakit, ben bir öncekinde nasıl bir anda 3. gidiyordum, 2. gidiyordum, bir anda adam arka arkaya hızlı yendi herhalde. Ya birinciye zaten yetişemeyecekti. Yani tabii son maçı kaybetmesek daha iyi olacaktı ama turnuvanın süresi zaten yetmediği için Berserk attım. Adam da atmadı bilerek. Çünkü eğer yenersem onu ikinciliği kaybediyordu. Neyse, üçüncü olduk. Güzeldi bence. Performansımız, yani tüm maçları yendik sonuçta turnuvadaki, resmi turnuvadaki. Son maçı kaybetmemize rağmen. Çok heyecanlıydı bence. Umarım keyifli olmuştur arkadaşlar. Hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın diyorum. Kanalımıza ilk defa görüyorsanız da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.